of devotion. Haftanın oyunu Sergio Rodriguez'in asisti. Burada taktikten çok bir teknik detay konuşacağız. Bireysel yetenek konuşacağız. Gerçekten muazzam bir performans, muazzam bir hareket Sergio Rodriguez'ten. Bir de İtalyan meslektaşlarımız çok güzel açıdan vermiş. Hakan, söz senin. Bir daha izleyelim abi. Hareketi yaparken oley çekeyim mi ben? Oley, oley. Öyle oldu zaten. Ha? İspanyollar gibi. Ki zaten İspanyol. Bir daha izleyelim. Çok, çok güzel çünkü. Hakikaten çok güzel. Ya burada bu işte double crossover, iki tane üstte yapılan yön değişimlerde bir kere Rodriguez duralım. Topu hiç... Yani orayı bir yavaş geçelim ki evet. Sen bize daha net anlat. Rodriguez topu hiç olduğu yere vurmayan bir oyuncu. Hep savunmacısıyla arasındaki mesafeyi kontrol eden, onunla hızlanabileceği ve terse atak edebileceği alanı ayarlayabilen bir oyuncu. Burada adamı geçtiği pozisyon ilk yaptığı crossover. Tersi önce bir adım atıyor, bacak arası... İşte burada geçiyor adamı aslında. Daha sonrası tamamen bir yön değiştirme. Elijah Bryant bir şaşkınlık. Ya çok iyi savunmacı birebir de Elijah Bryant. Peki ilk başlarken sıçramasına ne diyorsun? Yani o yüzden ben ağır çekim istedim. Evet. Onu anlatmanı özellikle istiyorum. Sergio Rodriguez o harekete başlarken önce bir sıçrıyor dikkat edersen. Evet, yavaş gidelim mi? Duralım. Burada eğer Elijah Bryant'la arasındaki mesafe olmasa o sıçramayı yapamaz. Adımıyla sadece gidebilir. Hı hı. Şimdi burada sıçradığında... Şimdi sıçrayacak. Yavaş yavaş gidelim. Sıçrarken bacak arasını yapıyor ve terse doğru yapıyor. Yani gerçekten savunulması çok zor. O alanı da sahip olduğu için savunmacısıyla sıçramaya o alanı var. Ve daha sonrasında yaptığı... Yani burada 3 tane crossover yapıyor aslında. Bir sıçrayarak ters o hareketleniyor. Dediğin, evet. Hı? Üstüne bacak arasını yapıyor. İki. Daha sonra arkadan yön belinden değiştirmesi. Gitti. Koç. Şimdi bu tip pozisyonlarda yön değiştirmeyi yapabilmen için. Burada sıçrıyor önce. Çünkü sonra gidiyor. Ayağı arkaya o zaman. Şunu söylemek lazım. Rodriguez'in nasıl adam geçtiğini düşünmen gerekiyor. Bir kere sürat değiştirerek geçmiyor. Kuvvetiyle geçmiyor. Yani süpürerek giden bir oyuncu değil. Süratli değil, kuvvetli değil çünkü. O yüzden önemli olan onun karşısındaki adamı biraz yana kaydırması veya ileri gidecek alanı kendi kendine açması. O yüzden... Bir adım yeter mi? Bir adım yeter. Ha bir de bazı oyuncular vardır. Topu sürerken ya kesin kaparım dersin, tamam mı? Öyle bir topu vurur ki Rodriguez'in dribliği de tahrik ediyor. Yani... Ya ben alırım bunu diyorsun yani. Bayrak tutuyor. Şey, evet, kırmızı bayrak tutuyor. Hakikaten burada, öyle. O kadar yüksek yapıyor ki. O yüzden yere iki ayarla dengeli basması gerekiyor. İki yön değiştirmesinde de yere dengeli basıp o temel bilgisini topu doğru yere vurabilecek dengeyi sağlaması gerekiyor. Sonrasında... Ama bir de burada da iki eliyle de top hakimiyetinin yüksek evet. olmasında biraz kesinlikle. Etkisi vardır diye tahmin ediyorum. Pası kötü vermiş. Ya o bir şey pas... diyeceğiz yani. o da kusursuz yani. Abi o pas inanılmaz değerli şu anda. Artık tutarak verilen pasların sayısı yok gibi bir şey. Evet yani top böyle aksiyon üzerindeyken pası vermek gerekiyor. Sergio Rodriguez zaten çocukluğundan beri aynı pası veriyor. O yüzden şu anda yani ustalaştığı en iyi işlerden biri diyelim. İkinizin de sakalsız dönemlerini hatırlıyorum. Evet. Karşılıklı oynadınız. Bayağı elmayı çocuklardı. Soymuş. Hakan yedin mi çok bu crossover'dan? Yemişizdir herhalde ya. 60'ızdır. Yani 60'ızdır da yemişizdir de. Efsane bir maçı var biliyorsun. İki farklı ayakkabı giydiği Hakan. Oraya hiç gelmemiştik bu programda. İspanya maçı değil miydi? Evet, U20 miydi? U18 Avrupa Şampiyonası. U18 Avrupa Şampiyonası finali. Bir sponsorluk gelir de yapsın. Başka markadan geldi. Peki hafta...